Good afternoon. I've just finished a productive meeting with President Erdogan, joined by members of his new cabinet. Herkese iyi günler. Biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yeni kabinesindeki üyelerle birlikte oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdim. Türkiye is an important and highly valued ally, making key contributions to NATO. This includes troops for our peacekeeping mission in Kosovo, which is even more important now when tensions are high. I thank Turkey for sending reinforcements to northern Kosovo following the recent unrest. Turkey also contributes to NATO's training of Iraqi forces. It has pre-assigned forces to NATO's multinational battle group in Hungary. And Turkey has given Ukraine strong support, including through leadership of the Black Sea Grain Initiative. I was last here in Turkey a few months ago to show my solidarity in the wake of the devastating earthquake. Since then, NATO has provided major support to the response, including temporary housing for thousands of displaced people. In my meeting with President Erdogan, I congratulated him on his re-election and on the high turnout among the Turkish people. President Erdogan and I discussed a range of issues that will be on the agenda for the next month's NATO summit in Vilnius. We addressed NATO's strong support to Ukraine, worked to further bolster our deterrence and defense, and support to Ukraine, and the importance of our presence in Kosovo, and not least the fight against terrorism in all its forms and manifestations. We also discussed Sweden's bid for NATO membership. Turkey has legitimate security concerns. No other ally has faced more terrorist attacks. Sweden has taken significant concrete steps to meet Turkey's concerns. This includes amending the Swedish constitution, ending its arms embargo, and stepping up counterterrorism cooperation, including against the PKK. Important new terrorism legislation has come into force just a few days ago. So Sweden has fulfilled its obligations. At the same time, I understand it is hard to see demonstrations against Turkey and against NATO in Sweden. But let me be clear, freedom of assembly and expression are core values in our democratic societies. These rights must be protected and upheld. But we should remember why these demonstrations are taking place. The organizers want to stop Sweden from joining NATO. They want to block Sweden's counterterrorism cooperation with Turkey, and they want to make NATO weaker. We should not allow them to succeed. At the Madrid summit last year, Turkey, Finland and Sweden signed a trilateral memorandum paving the way for Finland and Sweden's NATO's membership. This included the establishment of a permanent joint mechanism to strengthen cooperation between Turkey, Finland and Sweden, especially in the fight against terrorism. President Erdogan and I agreed today that the permanent joint mechanism should meet again in the week starting on the 12th of June. Membership will make Sweden safer, but also NATO and Turkey stronger. I look forward to finalizing Sweden's accession as soon as possible. With that, I'm ready to take your questions, but first, translation. Herkese iyi günler. Biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yeni kabinesinden üyelerinin de katılımıyla oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye son derece önemli ve değerli bir NATO müttefikidir ve ittifaka kritik katkılar sağlamaktadır. Bu katkılar son olarak Kosova'daki barışı koruma misyonuna sağlanan birlikleri de kapsamaktadır. Ki bu katkılar hali hazırda gerilimlerin yükseldiği durumda son derece önem arz etmektedir.
Türkiye'ye, Kuzey Kosova'ya katkıda bulunduğu için ve birlikler gönderdiği için teşekkür ediyorum. Türkiye aynı zamanda İran kuvvetlerinin NATO kapsamındaki eğitimine de destek sağlamaktadır. Önceden tanımlanmış kuvvetlerini NATO'nun Macaristan'daki çok uluslu muharebe grubuna tanımlamıştır. Türkiye aynı zamanda Ukrayna'ya da güçlü destek vermektedir. Bunun aynı zamanda Ukrayna Karadeniz'deki tahıl girişimindeki liderliğini de kapsamaktadır. Son olarak buraya birkaç ay önce korkunç yıkıma neden olan depreme yönelik dayanışmamı göstermek için de gelmiştim. Bu zamandan bu yana NATO depreme yönelik müdahalelere büyük katkı sağlamıştır. Ki bu binlerce insana geçici barınak sağlanmasını da kapsamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan görüşmemde kendisini yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ettim. Yüksek katılımdan dolayı Türk milletine de takdir ve saygılarımı sundum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben NATO'nun önümüzdeki ay yapılacak, Vilnius'ta yapılacak zirvesinde gündeme alınacak konular üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. NATO'nun Ukrayna'ya güçlü desteğine, caydırıcılık ve savunmamızı daha da güçlendirmek için atılması gereken adımları, Kosova'daki varlığımızın önemini ve tabii ki de terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle olan mücadelemizi ele aldık. Aynı zamanda İsveç'in NATO üyeliğine yönelik sürecini de ele aldık. Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri vardır. Hiçbir müttefik daha fazla terörist saldırıya maruz kalmamıştır. İsveç kayda değer ve somut adımlar atmıştır. Türkiye'nin endişelerini karşılamak istemektedir. Ki bunlar İsveç Anayasası'nın değiştirilmesini, silah ambargosunun sonlandırılmasını, PKK dahil terörizmle mücadelede işbirliğinin artırılmasını kapsamaktadır. Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde terörizmle mücadele yasasında önemli değişiklikler yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla İsveç taahhütlerini tamamlamıştır. Aynı zamanda Türkiye'ye ve NATO'ya karşı İsveç'te yapılan gösterileri görmenin zorluklar yarattığını biliyorum. Açıkça söylüyorum. Toplanma ve ifade özgürlüğü demokratik toplumlarımızın temel değerleri arasındadır ve korunmalı ve gözetilmelidirler. Bununla birlikte bahse konu gösterilerinin niye yapıldığını da hatırlamamız gerekmektedir. Bu gösterileri organize edenler İsveç'in NATO'ya katılmasına engel olmaya çalışmaktadır. Aynı zamanda İsveç'in Türkiye ile yaptığı terörizmle mücadele işbirliğini de baltalamak istemektedirler. Ve aynı zamanda da NATO'yu zayıflatmaktadırlar. Onlara başarmaları için izin vermemeliyiz. Türkiye, Finlandiya ve İsveç geçtiğimiz sene yapılan NATO Madrid zirvesinde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin yolunu açan üçlü bir anlaşma imzalamışlardır. Bu anlaşma uyarınca kurulan daimi müşterek mekanizmanın özellikle terörizmle mücadelede önemli bir rolü vardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bugün yaptığımız görüşmede daimi müşterek mekanizmanın müteakip toplantısının 12 Haziran haftasında tekrardan toplanması üzerinde mutabık kaldık. NATO'ya üyelik İsveç'i daha güçlü yapacaktır. Ancak aynı zamanda NATO'yu ve Türkiye'yi de daha güçlü yapacaktır. Dolayısıyla İsveç'in NATO'ya üyelik katılım sürecinin bir an önce tamamlanmasını görmeyi arzu ediyorum. Teşekkürlerimle şimdi sizlerden birkaç soru alacağım.